Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Şarava Şeys bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Şarava Şeys'e kaldığımız yer tam Gazan hikayeden devam ediyoruz. Önceki Şarava Şeys bölümünde yorumlarınızı bol bol yazdınız o kanser. Üçüncü sahne, üçüncü bölüme başlamıştı. Boss'a gelene kadar kaç defa denediğimi saymayı bırakmıştım. 7-8 kere rahat denemişimdir. Boss her seferinde de bana tek attı. Sonrasında şöyle bir olay oldu arkadaş. Onu bir anlatmam lazım. Geçen gün hastalığım biraz daha toparladı diye video çekmek istedim. O yüzden ekipmanları da ona göre yani bu denli bir geliştirmeler falan yaptım. Ona rağmen boss benim ağzım burnumu kırdı. Birkaç kere denedim. 7-8 kereye fazla denemişimdir. Sonrasında da acelem var diye videoyu kapatmıştım. Pes etmiştim yani. Ama bu sefer tabii ki de boss'un içinden bu sefer geçecek. Ve 3. sahnenin 4. bölümüne inşallah geçiyor olacağız. Daha fazla şuna başlayız videoların gelmesini istiyorsanız. Ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir bilim bırakmayı kabızlar abone de ne yapacağını zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önce şuradan bir kabiliyet yükseltmesini yapalım. Yaptıktan sonrasında da efsanevi düellomuz var. Efsanevi düelloyu çok hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Ama önce ben bir kaskımı yükselteyim de. Malum kask aralarına en düşük kalan şu anda. Ha, bir de tabii ki de iğnemi yükseltmek istiyorum acilinden. İğneler kritik şu anda. Hemen iğneleri bir yükselteyim. Hasar artsın. İşlevi artsın. Ondan sonra zaten gördüğünüz gibi hasarı 421 daha arttırmış oldu bu sayede. Ve artık zıplayan düşmanları %15 ek hasar falan veriyormuş. Güzel. Onu da yapmış olduk. Şimdi hemen dediğim gibi bir efsanevi düello yapalım. Ardından ona göre yükseltmelerimizi falan yapacağız zaten. Tabii ki de yanma. Yani hasar arttıralım burada da. Ağrından da zehirli dokunuş yapalım ki daha azı keselim. İğneyi kesmek biraz zor olacak ama olsun da. Bakalım başımıza neler gelecek. Ha, aynı zamanda bile yıldırım dokunuşu kuralı var. Yani her o yıldırım süresi döndüğünde yıldırım çarpacak. Kimin üzerinde olursa o an. Yani bizim üzerimize kolay kolay düşmeyecektir yıldırım diye düşünüyorum diyecektim ki. İğne güzel oynadı ve oha. Kolay kolay düşmeyecektir dedim. Anında önce bir kapak oldum. Sonra da üstüne dayak yedim ya. Ayıp. Tık. Tık. Aa, onu yemedi. Nasıl ikinci vuruş yemedi? Neyse, öldü mü? Ya şansa bak abi, 235 can nedir ya? Ya 235 can nedir ya? Aa, şaka gibi. Ha, bu arada süre tam 100 saniye çıktı şu anda. Hayırlı olsun. Süreye ileride çok ihtiyacımız olacak. O yüzden iyi oldu. Yani süreden çok daha fazla önem verdiğim şeyler var şu anda ama yapacak bir şey yok. Ya mesela ağacından azamayacağım falan arsa çok güzel olurdu. Azamayacağım çok önemli. Bu arada oyunun sesleri bozuldu yine. Sırf Kusarigama'yı bu yüzden sevmiyorum bu arada. Hep oyunun sesleri bozuluyor. Shadow Fight 2'de de aynısıydı. Yine bozuluyor oyunun sesleri. Neyse, çok da tınlamayalım. Evet, bu sefer de biz bir alt aldık. Durum 1-1 şu anda. Yani boşa vakit kaybettik. Başka bir şey değil ya. Vallahi bak, vakit kaybettik sadece. Aa. Ama ya yani bu da çakallıktır yani. Sürekli ateşli silah spamliyor. Kaçamıyorsun da. Her seferinde ucuz saldırılar yaparak hem hasar veriyor hem oyalıyor hem de yıldırım çarpıyor bu sayede. Oh. Zehir hasarı falan da yiyoruz orada. Çüş. Lan yu. Yeter. Allah Allah, bu iğne ne böyle ya? Bu rakipler ne böyle? Allah'tan efsanevi düello oynuyoruz ya. Kaybetmememiz lazım ha. Baştan oynamayı hiç istemiyorum. Vakit kaybetmeyi hiç istemiyorum çünkü. Yoksa hani kaybettikten sonra reklam izliyorsunuz. Reklamı izleyerek ekstradan da bir özellik daha kazanıyorsunuz. Öyle savaşıyorsunuz. Ama yani yeter. Ha, yuvarlanmama rağmen bir de. Yuvarlanıyorum. Ona rağmen kaçamıyorum. Güzel. Tık. Tık tık tık. Tamam, güzel. Biz de ikinci round'ı aldık. Bir o alıyor bir ben alıyorum. Bir o alıyor bir ben alıyorum. Ya bir de yine ekstradan güçlü. Çünkü hani 3 yük ya da 4 yük fark etmez. Zehir yedikten sonra aradan zaman geçince ya belli bir süre oluyor ya. Zehir süresi oluyor ya. O süre bittiğinde zehir komple sıfırlanmıyor, yükü düşüyor. 4'ten 3'e falan düşüyor mesela. Bu da iğneye ekstra güçlü yapan
etkenlerden biri. 21.300 altın, altın anahtar. Bir de üst süre de güzelce bir tomar da kazandık. Ama öncesinde ben bir reklam da izleyeceğim. Çünkü burada ekstra sandık açma şeyimiz de var. Buradan ben bir reklam izleyeceğim. Reklam izledikten sonra ne çıkacağını zaten göreceksiniz bir üstüne. Altın anahtarımızı da harcayacağız. Bakalım inşallah güzel eşyalar çıkar. Evet, şansıma bu arada yıldızlı ağır miğfer gelmiş. Bu bayağı bir iyi oldu. Şimdi anahtarımızı kullanacağız. Buradan da mavi kunağı geldi. Yani en azından şey gelmesi güzel oldu. Kask. Çünkü artık kaskımız da yıldızlı olacak. Çok güzel. Bu çok iyi oldu işte. Bakın yani kas korumasının ne kadar arttığına bakın. Verdiği can da gerçekten iyi oranda arttı. Şimdi şuradan hemen birleştirmelerimizi yapalım. Ağrından da yükseltmelerimizi yaparız. Evet, ağır zırh. Bir tane orta zırh. Bir tane daha orta. Ağrından ağır miğfer yine. Mistik miğfer yeşil. Asteroid. İğne. Cop. Orak. Oraklar da çok güzel oluyor bu arada. Efsanevi olduğu zaman falan. Aslında orak oynanabilir. Neyse, mızrak. Bir tane daha yeşil orak. Ağrından bir tane daha orta zırh. Yıldızlı. Bir tane daha orta zırh. Ağrından asteroid. Sonrasında kunayı. Kunaydan sonra bir tane daha job. Ağrından yine yıldızlı orak. Evet, ağrından orta zırhımız oldu. Mavi asteroidimiz oldu. Mavi orağımız oldu. Hatta orta zırhı yıldızladık. Ağrından da kunayı yıldızladık. Zaten iğneleri yıldızladığımız için iğneler şu anda her şekilde daha güçlü. 4900 hasarı oldu. Gayet güzel. Ekipmanlar da bu şekilde şu anda. Tabii ki de Kusarigama'yı ağacından yükselteceğim. Sonrasında büyüyü de arttıracağım. Büyü hasarı ile ekstradan böyle bir açı çektirmek istiyorum çünkü bu bölüm özel. Sonrasında da şöyle 3 seviye toplam. Ağır zırhımızı da yükselttik. 24. seviyeye çıkardık. Toplam canımız yaklaşık 18.5K. Zırh koruması candan fazla, gayet normal. 18.686. Kas koruması da 14K'ya kadar yükseltmeyi başardık. Silah hasarı da 7K. Herhalde artık yani keseriz diye düşünüyorum. Artık keseriz diye düşünüyorum. Hani bakalım, şansımızı bir deneyelim. Yani bayağı yükseltme yaptık abi. Bir de en baştan kalkan geldi. En baştan kalkan gelmiş olması çok iyi. Bakalım, göreceğiz. Yine saçma sapan ateş silah saldırıları yiyerek bir başladık ama. Bir de tabii oyunun sesleri de bozuk. Ya inşallah oyun zevkimizin için etmez diyerekten ilk roundu aldık abi, can kaybetmeden. Hız büyüsü geldi, direkt al. Büyümüz aşırı güçlü olacak zaten. Büyüyü de 2 seviye yükselttik ya. Hele o büyü bir destansı olsun var ya, üstüne bir de blok verecek sonraki saldırısında. Yani şöyle büyü kullanıyorsunuz, ağırlan yapacağınız ilk saldırı blok deliyor. Ağır saldırı mı yapacaksınız, combo mu deneyeceksiniz, o artık size kalmış. Fırtına cephesi. Ya menzili silah hasarını arttırmak bir işe yaramaz zaten. Git silah hasarını falan arttır. Bu arada horozların ne bir şey öttüğünü duyuyor musunuz bilmiyorum ama videoyu sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar gerçekten. Tık. Vallahi 5.5K yakında hasar verdik. Güzel güzel, iyi vuruyoruz. Yani artık bir zahmet iyi vuralım yani. Bir zahmet iyi vuralım. Kritik hasar arttıralım. Yani istediğim özellikler değil ama yıkıcı kabuk keşke gelebilse ama. Yani asla gelecek bir özellik olmadığı için reklam izleyerek. Ki ben bu reklam izleyerek de özel kalmayı istemiyorum yani ekstra. Gerek yok. Güzel. Dövüş sanatçısını da kestik. Ardından oğlum özellikler çok kötü ya. Bari yırtma yapalım. Harbiden özellikler çok kötü ya. Ben yine tek gelsem bu arada boss'tan şaşırmayacağım. Yemin ediyorum şaşırmayacağım. Tık. Güzel. Yani fena vurmuyoruz. O ne kadar vuracak? 3K'ya yakın vurdu. Evet, iyi iyi iyi. 5. aşama için iyi. 5. aşama için iyi abi. Hani normalde 5K falan vururdu en az. Ha, kritik vursaydı direkt tak 4-4.5 çekerdi ama yani kritikte o kadar çekmesi de normal yani. Aha, yıkıcı kabuk geldi. Asla gelmez dedim, geldi. Güzel. Hem hasarımız arttı. Upgrade'lerle yani. Hem de yıkıcı kabuk. Ki kullanabilsek bir de. Kullandırtmıyor ki oyun. Rakipler kullandırtmıyor. 2.5K çekiyorlar.
Dediğin gibi normalde çok çok daha fazla vuruyorlardı. Yani 4.5-5 çok rahat çekiyorlardı o upgrade'leri yapmadan önce. Yani 3. saldırı blok dersin bari. Aga özellikler gerçekten kötü bu arada. Yani ciddi anlamda kötü. Yemezler. Ulan bir blok kırayım. Dur bir dur. He? Şöyle bir biraz hasar vereyim ya. He? Bir de iyileşsek şu an canımız herhalde 17K'ya kadar falan çıkar. Koruyucu odak 2. Evet iyileşeceğiz şimdi. Vallahi şu an acil ya. Şu an acil abi. Sağlam iyileşiyoruz. Vallahi iyileştik ha. 5K falan iyileştik. Azami canımız falan da artsa kabiliyetten falan yani. Çok fark yaratır gerçekten. Ya tabi de üçlüsü gelmiş ya. Al işte. Ya nefret ediyorum şu yerden atılan ateş silah saldırısından ya. Nefret ediyorum ya. Yürü git lan. Tamam yere düştü güzel. Bir de kaçması yok mu? Onu direkt kullanmak zorunda kaldım ya. Direkt. Direkt yani. En ufak bir çekince daha iyi olmadan. Şu kalkanı bir bitsin de. Tamam kalkanı bitti. Öl artık. Ya artık ölür müsün? Artık ölür müsün yani? He? Şükürler olsun ya. Nefret ediyorum şu tabi dövüşlerinden. Bir de counter'ım da yok hani. Yıldırım hasar %200 mü? Abo. Aldım ya. İlk defa geldi. Yani %200 de demek 3 katı demek. Bir işe yarar herhalde. Henüz denk getiremedik ama. Bakalım göreceğiz. Ama tabii ki de normal şartlarda neyi tercih ederdim? Can arttırmasını seçerdim. Oha 4K vuruyor çok iyi. Güzel güzel. 4K güzel hasar. Yenileceğim bir. Büyü hasarı. 9 saniyede bir kalkan. Yani hasarımız artıyor kalkanla. O yüzden bunu yapmak mantıklı. Hadi bakalım yüzbaşı. Rövanş. Kaçıncı rövanşımız bilmiyorum ama. Bedenimi saf ve güzel tutuyorum ki hem zaferde hem de yenilgide değerli olabileyim. Mantıklı. Ya senin ben. Ya abi daha ilk şeyden de kalkanımı alma ya. Kalkanımı alma ya. Kaç vurduğunu görüyorsunuz değil mi bu arada? Lan bir dur oynayayım bir nefes alayım bir sal beni. Bir sal beni. Zaten çok vuramıyorum. Abi bu nasıl oynayış ya? Hay bir de sürekli üstüme atlıyor böyle. Başka türlüsünü beklemiyordum. Beklemeyeceğim tabii. Biliyorum korkakların işi olduğunu. Yanmamak için şey yaptım. Öldüm direkt ya. Benim tekrardan Shogun'a gurur duyacağını biliyorum. Ondan şüphemiz yok. Ben bir reklam izinle bir içinden geçeyim bu sefer. Evet tekrardan yüzleşiyoruz. Hala çok vuruyor bu arada. Ama yani artık bir zahmet kesmemiz gerekiyor yani. Artık kesmemiz şart. Heh, bu sefer yemedik saldırısını. Hayret. Hayret. Ya, güzel hasar verdik en azından. Tık. İlk fasını aldık. Çok güzel. Çok güzel abi. Yuvarlanmaya gerek kalmadan. Dur hocam dur sakin. Dur sakin ol. Allah aşkına bir sakin ol. Konuşabiliriz. Konuşabiliriz abi. Gayet de. Konuşabiliriz. Yanmak umurumda dahi değil bu arada. Dövüyorum. Vallahi da dövüyorum. İçinden geçtim. Let's go be. Kalkan gücü be. Ama nasıl? Ailemden nesler nesle aktarılan mükemmel kılıç sanatım nasıl kaybolabilir ki? Mızmızdan mı? İyi çıkar. Ortadan ateşe vermek etkileyiciydi. Aynen devam et. Gerçekten acelem var. Hoşça kal. Ne? Kuş savaşçısı bile daha kibardı. İngilizceye döndü bu arada. He, gökyüzünden böyle bir tanıdık bir figür indi falan diyor. Shogun mı? Hiç beklemezdim. Hayda. Elini silahından çekebilirsin. Dövüşmeye gelmedim. Gerçekten senin olduğundan emin olmak istedim. Benim Ivory şehrini mi terk ettin? Artık enkazdan başka bir şey değil. Ona tutundum ve kör oldum. Ani tepki gösterdim. Bu gerekli bir dersti ama sert bir ders oldu.
kara susamış bir diktatör olduğunu bilmesem bana teşekkür ettiğini zannederdim. Öyleyim. Halkıma ve bana gerçek bir, yani halkıma ve bana bir gerçek gösterildi. Bazen yeni bir yol ve yeni bir hedef bulmak için insanın kendine farklı bir hayat seçmesi gerekir. Bu hedef gölge dünyasında ise gerçekten beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Biliyorum ama yine kavga edeceğiz. Değişmiş olabilirim ama gururum yenilgiyi kabul etmeme izin vermiyor. Yeniden buluşuncaya kadar turnuvada seninle de yüzleşmeyi bekliyor olacağım. Diyor ve gelecek bölüm, yani ondan sonraki bölüm, İnşallah Shogun'la şöyle güzelinden bir savaş gerçekleştireceğiz. Şuradan ben bir reklam da izleyip 15 bir cevherimi alayım. Ardından kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet, ekstra 15 bir cevheri aldık. Devam ediyoruz. Birbiri ardına gelen kalp kırıkları. Herkes ölümüne dövüşmek istiyor. Artık kimsenin hayali yok mu? Ölümünüz umurunda değil çocuklar. Ölümden daha kötü şey olup olmadığı durumunda değil. Acıdan daha iyi bir şey varsa bana söyleseniz iyi olur. Gerçekten her şey satılıp tükendi mi? Onu çocuklara verdim. Sattılar. Bu onlar için iyi bir ders oldu. Onlara en azından terazide hile yapmayı öğrettin mi? Hayır. Nasıl? Neler oluyor? Sisi Yonghui'yi azarlamaya çalışır ama zaman geçti daha çok Yonghui'ye ona ders veriyor. Gibi mi görünüyor? Hah. Ama orada olup bitenle ilgili konuşmamız gerekiyor. İşte buradasınız. Ayağınıza dolanmadım değil mi? Harika. Yani sırada erkekleri işkence etmeyi seven korkunç bir kadınla karşılaşacaksınız. Evet, Shogun değilmiş. Onunla tanıştıktan sonra hepsinin keşiş olduğunu ve veya daha kötüsü olduğunu söylüyorlar. Dikenlerden, acıdan ve kahkahadan bahsediyorlar. Sensei, mesele nedir? İşimde kötü bir his var gölge. Bana bir söz ver, onurunu koru. Onurunu koru. Yaz bunu önceden de söylemişti. Bir şeyler ters gidecek belli. Bunu ikinci kez söyletiyor. Sana ateşin yaktığını söyle ama senin de bunun farkında olman gerektiğini düşünüyorum. Evet, onun farkındayız zaten. Niye tekrar tekrar hatırlatıyorsan. Neyse. Sevgili arkadaşlar, şu an ekstra yapacak başka bir yükseltme, güçlendirme vesaire yok. Seviyeler bu şekilde 23-24 bantlarında geziyor. Bence şu an güçlüyüz. Tamam, hani boss ağzımızı burnumuzu kırdı falan ama boss ekstradan güçlüydü. Sonraki bölüm bu seviyelerde bir şeyler yapmaya çalışıyor olacağız. Zaten 25 seviye çıkartabilirsem çıkartacağım. Umarım boss'u tek atmayız diyerekten. Evet sevgili dostlar, bölümlük benden bu kadar. Bu arada bu bölüm için ben 200 beğeni istiyorum. Kimse kusura bakmasın, bu videoyu çekene kadar anam ağladı. Videonun başında söylemedim. Şimdi söylüyorum çünkü 200 beğeni istiyorum, haberiniz olsun diyerekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz, destek amaçlı benim Rabbim kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmasından da başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.